Nasıl öğrendin? Babam bize geldi, açıkça sordu. Sence söyledin mi? Hayır, ben değil. Babam. Çok teşekkür ederim ya. Çok teşekkür ederim. Çok zorlayınca. Beni emniyete bırak. Nasıl buldun? Ne önemi var? Kedi sürüklemiş. Bir yerden getirdi, önüme bıraktı. Öyle buldum. Metin. Bunu aramızda sessizce halledeceğiz. İsim ver bana. Sessizce ilgileneyim. Kimsenin bilmesine gerek yok. Nasıl? Oklar bize dönük değil zaten. Ortada bir sanık var. Tutuklu yargılanıyor. Herkes katilin o olduğundan emin. Bırakalım böyle kalsın. Bırakalım herkes böyle bilsin. O kız öldü. Gencecik bir kız evimizde öldü. Öldürüldü. Yavaş, yavaş. Biz bu insanlara başsağlığına gittik. Gözlerin içine baktı. Görmedin mi ne haldeydiler? Farkındayım, biliyorum. Engin'in en yakın arkadaşı Ceylin. Evimize geldi. Defalarca soframıza oturdu. Yabancımız değil ki. Biliyorum Lekin. Oh, biliyorum. Oh Allah'ım. Ne yapayım peki? Ha? Ne yapayım? Bütün dünyaya ilan mı edelim? Herkes öğrensin mi? Bütün itibarımızı kaybederiz. Sıfırı tüketiriz. Biteriz. Öldürürüm kendimi. Bu olay ortaya çıkarsa... Anladım Ulaç'ın. Ortaya çıkarsa... Bir an bile düşünmeden sıkarım kafama. Halledeceğim. Halledeceğim Sazan. Sakin ol. İzin ver, ben halledeceğim. Açın. Açın, açın. Açın, açın. Biri baksın buraya. Gülizar, doktor çağır hemen. Açın, açın, açın. Sayın savcım, ben de sizi bekliyordum. Ben değil. Sadece birkaç dakika bu... size birkaç bir şey anlatmam, iletmem gerekiyordu. Bu Ceylin'le alakalı. Sen gir Nurcan. Ağzım burnum dağıldı zaten. Ne soracaksa sana sorsun. Daha ne kadar ufalabileceksin gözümde acaba? Geldiniz mi? Buyurun. Siz? Eşimle görüşseniz savcı bey. Ben beklerim. Siz de alalım. Buyurun. Oturun. Evet. Ceylin, bu Pars savcı bana köpek çekiyor. Bir türlü dinlemedi, konuşturmadı. Ama beklemediğim haberin olsun. Geçmiş olsun. İfadeniz doğrulandı. Gözaltınız sona erdi. Hayırdır? Emniyet çıkışı... Ayağı takıldı da. Gerildik tabii. Dalgınlık. Görünmez kaza. Neyse. Artık gerisi aranızda. Şimdi siz emniyetteyken ifade için... Bu Ilgaz Savcı ile bir temas olmuş. Peki, şöyle yapalım. Bu
şahıstan bahsediyorum. Karşılaştınız mı hiç, tanıyor musunuz? Ilgaz Savcı dediğim bu. Şey, bizim eve gelen avukatlardan. Savcı mıymış? Avukat derken? Bu ölen kızın ablasıyla geldiler. Neydi adı? Ceylin. Evet, geldiler. Devam. Bir iki soru sorup gittiler. O kadar mı? Söylesene. O kız bizim diş fırçalarımızı çaldı. Anlamadım. Bayağı girdi tuvalete. Uzun kalınca ben bir şüphelendim zaten. Yani girmesi bile bir tuhaf, da ilk kez geldiği bir evde. Neyse. Çıktı, gittiler. Anlamadık o gün. Gece de anlamadık. Sabah kalktık, baktık bizim diş fırçalarımız yok. O kız almış. Değil mi Ozan? Evet. Öyle görünüyor. Şimdi iyice düşünüp hatırlayıp öyle cevaplayın. Kız mı aldı, Ilgaz mı? Yani Ilgaz'ın diş fırçasını aldığından haberi var mıydı? Aralarında bir işaretleşme oldu mu? Birlikte mi kurmuşlar oyunu? Bir düşünelim bunları. Bir de gelmişken bir ifadenizi alalım, yani kaydımız olsun. Değil mi? Rıdvan, odama gel, ifade alacağız. Çay kahve, ne ikram edeyim? Teşekkürler. İyisin değil mi? İyisin. Taşıyamayacağım ben. Gencecik bir kızın hayatı yok oldu. Bana bak. Gözlerime bak. Yürü bir sakinleş. Derin bir nefes al. Hemen harekete geçmeliyiz. Vakit kaybediyoruz. Delirmişsin sen. Şimdi, o telefonu bir alayım ben. Ne yapıyorsun? Şimdi sen sakinleşinceye kadar kimseyle görüşmek yok. Tamam mı? Hadi eve gidiyoruz.